demokrasinin var olduğunu söylemek mümkün değil. Demokratik bir hukuk devleti falan diyoruz ya, o yalnızca kitaplarda yazılmış bir söz. Bugün itibariyle demokratik hukuk devletinin esamesinden söz etmek mümkün değil. İşte size verilen cezalar ne olmuş? Torba içinde taşınan parçaları, ceset parçalarını halkla bir ekrana taşımış. Vay efendim, nasıl yaparsın? Siz yurttaşa bunu yaşatıyorsunuz. Ya yaşamın kendisi bu. O torbanın içinde teslim ettiniz mi, etmediniz mi? O torbanın içinde verdiniz mi, vermediniz mi? Sorusunun bir yanıtı yok. Kimse biz onu vermedik ya da başka bir şeydi diyemiyor. Yapılan haberin gerçek dışı olduğunu, gerçeğe aykırı bir haber yapıldığını kimse iddia edemiyor. Bunu neden gösteriyorsunuz diye soruyorlar. Ne göstereceğiz? O zaman bize, hani becerebiliyorlarsa, kullanacağımız kelimeleri de tek tek versinler. Yasaklı kelimeler koysunlar. Şu kelime yasak, bu kelime yasak, bu kelime yasak. Ona göre mesela ben şimdi çıktım size 30'lu yıllar Almanya'sından, faşist Almanya'dan falan söz ettim. Umarım benim bu söylediklerim sebebiyle de sizin programınıza bir yasak gelmez. Yani Özkan bunun Bey, sınırı bazen, ne? Bazen az önce sevgili arkadaşım Timur konuşurken de girmem gereken yerlerde inanın giremiyorum. Sizde de aynı şekilde daha fazla farkındalık oluşturup da altını çizmeyeyim uyarıyla. Böyle bir tereddüdü yaşar haldeyiz. Çünkü bu tereddüdü yaşamakta buradaki ekip arkadaşlarımın da emeği var. Onların da emeğinden çalınıyor. İzleyicinin de emeğinden çalınıyor. Bu ekran karardığında böylesi korkunç günlerden geçiyoruz. Az önce dediniz ki hem basın özgürlüğü hem ifade özgürlüğü. Cezaların bir diğer noktası da şu: canlı yayında, bu ülkenin bir milletvekili, mecliste görev yapan bir milletvekili konuşurken canlı yayın konuşmasına bile şimdi ceza geliyor. İfade özgürlüğünü ihlal kapsamında da bunu değerlendirebilir misiniz? Elbette öyle değerlendireceğiz. Öyle olması gerekir zaten. Programı yapanlar, yani mesela şu anda sizin bu programda bana canlı bağlandınız ve sözler bana ait, kelimeler bana ait. Eğer bunun bir suç olduğunu düşünüyorsanız, burada bir kanuna aykırılık olduğunu düşünüyorsanız geleceğiniz tek yer olabilir. Ben. Niye Halk TV? Yani ne olacak, siz hakikaten programa çağırdığınız her canlı yayın konuğuna şunu mu söyleyeceksiniz? Aman şu konulara temas etmeyin, aman torbalardan söz etmeyin, aman ayakkabı kutusu demeyin, aman Süleyman Soylu aleyhine bir şey söylemeyin. Ya bunları mı söyleyeceksiniz? Ben bu televizyon programına çıkar mıyım o zaman? Hakikatlerden söz etmeyeceksek, bu ülkenin yaşadığı çarpıklıktan, tek adam rejiminin bu ülkenin açtığı beladan söz etmeyeceksek, RTÜK'ün nasıl tek adam rejiminin değirmenine su taşıdığını anlatmayacaksak neyi konuşacağız biz bu ekranlarda? Ve siz, tekrar söylüyorum, çağırdığınız her canlı yayın konuğuna aman şu konular yasaklı mı diyeceksiniz? RTÜK'ün istediği şey bu. Tam o yüzden bir penguen medyasına sahibiz. O yüzden işte %95'i ellerinde olmasına rağmen yeterli gelmiyor onlara. Çünkü hakikat bambaşka bir şeyi gösteriyor. Onların çizdiği tablonun tümünde, dışında bir hakikati yaşıyor yurttaşlar. Derin yoksulluk almış başını gidiyor. Her alanda bu bozulma var. Siyaset mafya ile iç içe geçmiş. Rüşvet pazarlıkları, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar uzanan bir süreçten söz ediyoruz. İddialar var. Hangisini soruşturdunuz? Hangisini ortaya koydunuz? Yurttaşın karşısına hangisini etkili bir soruşturmayla getirdiniz de diyebildiniz ki biz bunlara baktık, değerlendirdik, delili var, delili yok. Bu orada ismi geçen insanlar için bile bir aklanma meselesi olmalı. En başta o iddialarda ismi geçen insanlar öne çıkıp bu soruşturmayı yapın diyebilmeli. Evet. Bakıyorsunuz yandaş medyada, o %95'lik medyada bu haberlerin, iddiaların bir tekini bile duyamıyorsunuz. O zaman yurttaş bunları nereden öğrenecek? Bu iddiaları yok mu sayacağız, olmamış mı sayacağız, dünya üzerinde hiç görülmemiş mi sayacağız? İstedikleri şey bu işte. Aleyhe olan herhangi bir şeyde, ne bileyim, dediğim gibi ayakkabı kutularından rüşvet pazarlıklarına, çökülen iş yerlerine şikayette bulunduk iki ayrı dosya için. Siz haber yaptınız, birkaç kanal haber yaptı. Şeyle ilgili, Sedat Peker'in açıklamaları ile ilgili siz ya haber yaptınız, birkaç medya kuruluşu haber yaptı. Asıl o ana akım medya dediğiniz ya da bağlı medya dediğiniz medyada tık yok. Sanki böyle bir şey olmamış. Oysa Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin barosu bir konuda Cumhuriyet Savcılarına diyor ki şunu araştırmak zorundasınız. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin haberin büyüğü olur. Ama biz penguen medyası olmayı sürdürüyoruz. Sallana 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 takılmışız bir tek adamın arkasına. Onlar için söylüyorum elbette. Ve süreci böyle götürüyoruz. Yani bunun gideceği bir yer yok. Evet. Şu kadar söyleyebilirim.
Özkan Bey, şöyle bir şey izletmek istiyorum siz buradayken. Çünkü aynı şeyle bağlantılı. Yani siz bir suç duyurusunda bulundunuz ama herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Ama o reysen soruşturma mesela başka şeylere başlatılabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret diye. Ya da girerken söyledim 10, 12, 13 yaşındaki çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle davalar açılabiliyor. Ama Sayın Erdoğan kimlere ne söylüyor? Bunu dinletmek istiyorum size. Bir ses verelim. Sayın Yücel'in görüşünü de alalım. İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Ve haddini bilmez. Ve ahlaksız. Ya İzmir'i sen selafetlerinden kurtaramıyorsun. İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i, körfezi, o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne, onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Ve haddis. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Sayın Yücel, konudan bağımsız buradaki işte Vahdettin, Osmanlı tartışmalarından ki oraya bilinçli olarak getirmeye çalışıyorlar. Tüm bunlardan bağımsız bir Cumhurbaşkanı makamında olan kişi bu sözlerle ya da bir hakaret hakkına sahip midir? Sanıyorum Cumhurbaşkanı dokunulmazlığının arkasına saklanarak bu işleri yapmaya çalışıyor ve sanıyor ki sürekli Cumhurbaşkanı kalacak. Yani böyle bir anlayışı var anladığım kadarıyla. Sokak jargonuyla konuşmak son dönemlerde moda oldu. Yani öyle herkese haytut ediyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz, işte üst perdeden bir daha da olmaz falan diyorsunuz. Bu yalnızca Cumhurbaşkanı'nın söylemi değil ki. Bakanlarına kadar sirayet etmiş durumda. Soylu'nun söylediklerini anımsayın lütfen. Yani kimsenin elbette ki kimseye hakaret etmek gibi bir hakkı ya da özgürlüğü yok. Konumu ne olursa olsun, kamunun neresinde görevli olursa olsun. Geçenlerde anımsarsanız Gezi'ye katılanlar açısından birkaç şey söylemişti. Ben de aynı ile iade ettim. Aynı ile iade ettim. Yani hakaret etme özgürlüğünü bulunduğunuz mevkiden alamazsınız. Eğer hakaret bir suçsa böyle bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ama yani o çifte terazi var ya, hani adaletin şaşmış olan terazisi, şimdi ahlaksız, hadsiz demiş ya, biri kalkıp Cumhurbaşkanı'na ahlaksız, hadsiz dese ertesi gün kimsenin bir şey yapmasına gerek kalmaz. Ertesi gün soruşturmaca için kapıya dayanırlar. Gece saat 4:30'da kapıları kırılırsa şaşırmayın. Yargıyı da bu iş için araç olarak kullanmaya başladılar derken kastettiğim şey o. Koyu bir karanlık yaratmaya çalışıyorlar derken kastettiğim şey bu. Elimizdeki umudu yok etmeye çalışıyorlar. O umudu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ve aslına bakarsanız bu kadar saldırganlaşmalarının temel sebebi de şu. Gidiş vakitleri yaklaştı. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Medyanın %95'ini ellerinde tutsalar da, Türkiye'yi toz pembe göstermeye çalışsalar da, çaresi yok. Sabah artık yaklaşmış durumda. Hani o en koyu yerinden sabaha ulaşır ya, gece o sabah yaklaşmış durumda. Bunu fark ettikleri için bu kadar saldırgan, bu kadar nobran, bu kadar nefret dili kullanıyorlar. Evet. Aynı dili bizim kullanmamız mümkün değil. Aynı dili bizim seyretmemiz mümkün değil. Çünkü zihniyetimiz aynı değil, yaklaşımımız aynı değil. Böyle bir nefretle, böyle bir öfkeyle yaklaşmıyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Bütün bu ülkedeki bütün yurttaşlar için ifade özgürlüğü şiddete ve nefrete yöneltmediği sürece herkes için bir haktır. Bu hakkın tanınmasını istiyoruz. Muhaliftir, değildir. Elbette ki muhalif olacak. O muhalefetin iktidar olma imkanı olacak. O muhalefetin azınlıktaysa çoğunluk olma şansını elde etmesine yol açacak. İfade özgürlüğü dediğiniz şey budur zaten. Aksine yaptığınız her şey ifade özgürlüğünün de basın özgürlüğünün de içini boşaltmaktır. Bu tür özgürlükler ya da bu tür haklar bir kitaba yazdınız diye var olmazlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafıyız. Orada var. Anayasamızda var. Kanunlarımızda var.
Ama oralara yazdınız diye bu ülke basın özgürlüğüne ya da ifade özgürlüğüne sahip bir ülke haline gelmiyor. Peki. Aynısı iştir. Şimdi lafa bakılmazdan yola çıkalım. Şuradan söyleyelim. Yani ne yaptığınıza bakacağız. Ne yaptığınıza bakacağız. O adliye çıkışındaki görüntüleri paylaştı diye bir televizyon kanalını kapatıyorsanız, karartıyorsanız, ceza veriyorsanız basın özgürlüğünden de ifade özgürlüğünden de asla söz etmeyin. Peki. Özkan Bey, bu ülkenin geldiği bu. Çok teşekkür ederim katıldığınız, zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum ama merak etmeyin, sizin için de bizim için de bütün yurttaşlar için de daha özgür günler çok uzak değil. Ben bu umudu her seferinde söylemeye çalışıyorum. Kimse umutsuz olmasın. Peki. Çok teşekkür ederiz. Evet, umut mesajıyla bitirmiş olduk en azından. Hukukçularımızla konuşuyor. Bunlar çünkü defterde kitapta yazmıyor. Yani bir kitap yazılıyor tek kişinin imzasıyla. O kitaba göre hep hareket ediliyor. Dünyada da o kitapla hareket edilmiyor biliyorsunuz. Bizde ediliyor. Böylesi kararlar. Şimdi hocamıza da gideceğim ama arkadaşlar önce Sayın Bakan'dan bir söz edelim. Sesi de dinletelim. Bir proje. Sosyal konut projesi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diye anlatıldı. Kimine göre de en büyük sosyal konut hayali olarak verildi. Dediler ki bize ödeyeceksiniz, 20 yıl ödeyin. Enflasyon oranında da artıracağız. Tamam, ödeyelim. Kim ödeyecek? Yoksul insanlar ödeyecek. Yani 3 kuruşa emeği sömürülerek çalışan asgari ücretliler ödeyecek. 5500 lira maaş alıyorlar. Hem kredi ödeyecekler. Hem gidecekler evlerinin kirasını ödeyecekler. Bu insanların çoluğu var, çocuğu var, masaya gelecek yemek var, tüm masraflar var. Bir de bunun yanında ev aldı.